Değerli arkadaşlarım, canlı ders Zoom üzerinden yaptığımız canlı dersten kalan yerden devam etmekteyim. Bu testte kalmıştık. Burada bir sayı dizisi görüyoruz. 2 üzeri 1, 2'nin karesi, 2'nin küpü 16, 2 üzeri 4, 32, 2 üzeri 5 arkadaşlarım, 64, 2 üzeri 6. O zaman x ne olacak? 2 üzeri 7 arkadaşlar. Y ne olacak? 2 üzeri 8. Z ne olacak? 2 üzeri 9. Bunları çarpın demiş arkadaşlar. Tabanlar hangisi üstler ne olacak? Toplanacak. 9 artı 8 artı 7'yi topladığınızda elde edeceğimiz sonuç 2 üzeri 24 olur. Cevap D şıkkı oldu ilk sorunun çözümü. Bir diğer sorumuz arkadaşlarım. Bir diğer soruda yapmamız gereken şu. Bir diğer soruda yapmamız gereken şu arkadaşlarım. Burada şöyle bir şeyden bahsetmiş. Eksi dördüncü sırada dördüncü koltuğun kodu eksi dördün dördüncü kuvveti. İkinci sırada 24 numaralı koltuğun kodu 2 üzeri 24 olarak adlandırılıyor. Arkadaşlar soruda Mehmet'in koltuğunun kodu Ahmet'in koltuğunun kodunun 4 katı diye bir şey söylemiş. O zaman şıklarda Ahmet'in kodunu 4 ile çarptığımızda Mehmet'in kodu devamında da Ömer'in kodu da Mehmet'in 4 katıdır diye belirtmiş soruda. Mehmet'in kodunu da 4 ile çarptığımızda Ömer'in kodu çıkmalı. Arkadaşlarım kodu şöyle yapıyordunuz. Sıra üzeri koltuk numarası. Ahmet'in kodu bu A şıkkına göre. Mehmet'in kodu A şıkkına göre şu. Arkadaşlar 4 yerine 2'nin karesi yazıp üstün üstünü çarparsanız eksinin çift kuvvetleri 4. kuvveti artıdır. Üstün üstünü çarparsanız 2 üzeri 8 elde edersiniz. 2 üzeri 8'i 4 ile yani 2'nin karesiyle çarptığınızda tabanlar aynı üstler toplanır. 2 üzeri 10 çıkar. 12 çıkmaz. Onun için A şıkkı yanlıştır. B şıkkına göre eksi 4'ün 4. kuvveti yani 4 yerine 2'nin karesi yazarsanız arkadaşlar burası 2 üzeri 8 olur. Bunun kodu eksi 2'nin 10. kuvveti. Arkadaşlarım 4 2'nin karesidir. Bunu 2'nin karesiyle çarptığımızda 2 üzeri 10 çıkar mı? Evet. Bu buraya kadar doğru. Arkadaşlar 2 üzeri 10'u da 4 ile 2'nin karesiyle çarparsanız 2 üzeri 12 edecek. Dolayısıyla bizim aradığımız şık B şıkkı olacaktır arkadaşlar. Peki. Bir diğer sorumuz ise şöyledir arkadaşlar. 5. sorumuz. Bu eksinin ters çevir demek olduğunu herkes biliyor. Takla attırdım. 81 bölü 1 bölü dedim. Arkadaşlar bu eksi de 9'u takla attırdı. 9 üzeri artı 1 oldu. 81'i 9'a böldük. Cevap 9 çıktı. Basit bir soru olmuş arkadaşlarım. Bir diğer sorudayım. Herkes şu 5'in kuvvetlerine tekrar baksın. 5 kere 5 25. 5'in karesi 25. 5'i bir daha 25'i bir daha 5 ile çarp. 125. 125'i bir daha 5 ile çarptım. 625 eder arkadaşlar. 625 5'in kaçıncı kuvvetiymiş? 4. kuvveti. Altta 5 üzeri eksi 3 var arkadaşlarım. Üstünde de eksi 3 var. Bölü dedik. Eksi 25 5'in karesi demek arkadaşlar. Biliyorsunuz bu kare sadece 5'in kuvveti. Eksiyle hiçbir muhatabiyeti yok. 125 de 5'in neymiş? Küpüymüş arkadaşlarım. Buradan eksi 3 yukarıya ne diye geldi? Artı 3. 5 üzeri 4'ü aynen yazdım. İkinciyi ters çevirip çarptım. Şöyle bir şey elde ederim arkadaşlarım. Devam ediyorum gençler. 5'in karesini aynen yaz. Artı 3 yukarıya ne diye gelecek? Eksi 3 diye gelecek. Bunların da üstünde 3. kuvvet varmış. Şurayı toparlarsam tabanlar aynı üstler toplanır. 4, 3 daha 7 eder. 5 üzeri 7. Üstünde de ne varmış? Eksi 3. Peki bölü dediniz arkadaşlarım. Burayı toparlarsak artı ile eksinin çarpımı eksi. Tabanlar aynı üstleri toplayalım. Eksi 3, 2 daha eksi 1 olur. 5 üzeri eksi 1 elde ederiz. Üstünde de 3 var. Arkadaşlarım şimdi yapmamız gereken üstünü ne yapmak? Çarpmaktır. Üstün üstünü çarparsanız 5 üzeri 7 kere eksi 3 eksi 21 yapacak. Bölü dediniz arkadaşlarım. Burada eksinin tek kuvvetlerinin eksi olduğu üstün üstünde çarparsanız 5 üzeri eksi 3 olduğunu görürsünüz. Birinciyi aynen yazıyorum. 5 üzeri eksi 21. İkinciyi ters çevirip çarpıyorum. Eksi 3 yukarıya ne diye geliyor? Artı 3 diye. 5 üzeri artı 3 olur arkadaşlar. Zıt işaretlerin çarpımı artı ile eksinin çarpımı negatif olacak. Tabanlar aynı üstler toplanır. Eksi 21 artı 3 eksi 18 yapar. Cevabımız böyle bir şey arkadaşlarım. O da C şıkkındaymış gençler. Bir diğer sorudayız. Bir diğer soruyu çözmemize gerek yoktur. Çünkü bütün sayıların alttaki sayı ne çıkarsa çıksın. Bütün sayıların arkadaşlarım sıfırıncı kuvveti 1'dir. Dolayısıyla cevap B'dir.
Bir alttaki soruda ise A negatif bir sayıymış. A gördüğüm yere eksi 1 yazacağım. Herkes biliyor ki bir değer yerine yazılırken parantez içinde yazılmalıdır. Arkadaşlarım burası da eksi 1'in karesi oldu. Eksi bir tane de eksi burada var. Eksi 1'in karesi oluyor. Şöyle arkadaşlarım diğer şıkta da eksi 1'in üzeri 4 yazdınız. Her birini yerine yazarken parantez içinde yazdınız. Eksi çarpımı artı 1. 1'in karesi artı 1 oldu. Biz eksi 1 olan şıkkı arıyoruz. Arkadaşlarım burada eksi de eksin çarpımı artı eder. Artı 1'in karesi 1 eder. Ama başında bir tane daha eksi vardır. Dolayısıyla eksi 1 olur. Doğru şık. Eksi olan şık B şıkkıdır dediniz. Bir diğer test arkadaşlarım. Birinciyi aynen yazıyorum. Bölme işlemi. 7n eksi 9. İkinciyi ters çevirip çarpıyorum. Ters çevirmek demek üstünü eksiyle çarp demek. O 7n eksi 7n diye gelecek. Eksi 11 artı 11 diye gelecek. Tabanlar aynı üstleri topluyorum. Artı 7n eksi 7n'i götürüyor. 11'den 9 çıkıyor. Cevap 11'in karesi. 11 ile 11'i çarpıyorum. Kısa yolu neydi? 1 ile 1'i yana aç. Toplamlarını araya yaz. 11 ile kısa çarpın. 13 kere 11 ne olur? 1 ile 3'ü yana açıyorum. Toplamlarını araya yazıyorum. Böyle öğretmiştik arkadaşlar kısa yol olarak. Bir diğer soruda 2 üzeri 4 sayısı 16'dır. Eksi 1'in tek kuvvetleri eksi 1 olur. Önünde de bir eksi var. Burası artı 1 çıkar. Dolayısıyla burası 16 artı 1'den 17 elde edilir arkadaşlar. Eksi ile eksinin çarpımı artıdır. Peki devam ediyoruz. Bir diğer parantez içindeyiz arkadaşlarım. Evet. Eksinin çift kuvvetleri karesi artı olur. 1'in karesi 1'dir. Alayının karesini alıyor. Parantez içindeki tüm sayıların karesini aldı arkadaşlarım. 2'nin karesi de 4 oldu. Bu eksi bunu takla attır demek arkadaşlarım. Bölüye karışmıyoruz. Taklamızı attırdığımızda 2 bölü 1, 2 çıkar arkadaşlar. Devam edelim. İşlemin ikinci kısmıyla. 1 bölü 4'ü aynen yaz. İkinciyi bölme işlemi neydi? Ters çevir çarp. Eksi 1 bölü 2 yazdık arkadaşlarım. Burada artı 1 ile eksi 1'i çarptım. Eksi 1 bölü 8 elde ettim. Bir de çarpı 17'ymiş. Payla payı çarpıyoruz. Eksi 1 kere 17 eksi 17. Payda da 1 kere 8'den 8 olacak. Eksi 17 bölü 8 sorunun doğru çözümü olacaktır. Peki bir başka sorumuz. X'e 5 değeri, Y'ye 2 değeri vereceğiz. Bu bir rasyonel sayı arkadaşlarım. Hemen payda eşitlemeniz gerekir. 2 kere 1 2 artı 5 kere 1 5 bölü ortak paydam 10. O da eşittir arkadaşlar. Pardon, devamında bölü varmış. Bölü 7 bölü 5 yazdık. 5 2 daha 7 bölü 10 aynen yazılacak. Bölme işlemi ikinci ters çevrilip çarpılacak. 7'ler gitti. 5'i 5'e böl 1. 10'u 5'e böl 2. Cevabım 1 bölü 2 çıktı. İşlemin arkadaşlarım. Evet. Soruda hatamız varmış. Şöyle şuradaki kareyi unutmuşuz. Pardon arkadaşlar. Hemen düzeltelim. 7 bölü 10'un karesi olacak. Birinciyi aynen yazıyorum. Bölme. İkinciyi ters çevirip çarpıyorum. Çarpı 5 bölü 7. 7 bölü 5'i ters çevirdim. Peki bu alayının karesini alsın. 7'nin karesi. 10'un karesi. 5 bölü 7 dedik. Bu 7 bundan bir tanesini götürdü. Arkadaşlar 10'un karesinin 100 olduğunu bilmeyen yok. 5'i 5'e bölsem 1, 100'ü 5'e bölsem 20. Sağlam kalan sayılar 7 bölü 20'dir. Cevabınız A şıkkı olmalıdır arkadaşlar. Evet bu soruda ise arkadaşlar negatif bir sayı görüldüğünde üstün üste hemen çarpılmaz. Önce işaret kontrolü yapılır. Bu 4 hem eksinin kuvvetidir hem de bu parantezin kuvvetidir. 4 çift sayı olduğu için eksinin çift kuvvetleri artı çıkacak. Arkadaşlarım üstün üstünde çarparsak 1 bölü 25 üzeri eksi 20 olacaktır. Eksi üstteki negatif üst takla attır demek 25 bölü 20 elde edilecektir. Arkadaşlarım takla attırdığımızda 25 bölü 1 üzeri 20 olur. Şıklarda yok. 25 yerine 5'in karesi yazılır. Üstün üstü çarpılır. Arkadaşlar üstün üstünü çarparsanız 5 üzeri 40'ı elde edersiniz. Bir diğer sorumuzdayız arkadaşlarım. Bir diğer soruda ise 10 5'in kaç katıdır dediğimde onu 5'e bölüp kaç buluyorsunuz? 2 katıdır. O zaman bu sayı bunun kaç katıdır diye bir soru duyduğunuzda
Arkadaşlarım, birinci sayıyı ikinci sayıya ne yapmanız gerekir? Bölmeniz gerekmektedir. Arkadaşlar 4 çift sayı alayının kuvvetini alıyor. Eksinin de kuvvetini alıyor. Eksinin çift kuvvetleri artı 3 üzeri 4 dediniz. İşaret kontrolünüzü yaptınız. 2 çift sayı artı 9'un karesi dediniz. 3 üzeri 4 bölü dedik. Hocam çarpma bölmede tabanları aynı yapmayacak mıydık? Tabii ki 9 yerine 3'ün karesi yazacağız. Üstünde 2 var. Arkadaşlar buradan üstün üstünü çarptık. 3 üzeri kaç elde ettik arkadaşlarım? 4 elde ettik. Evet. Evet, soruda şurada bir hata var. Burası eksi 2'ymiş. Biz yine yanlış yazdık. Eksi 2 olsun arkadaşlarım. Eksi 2 olursa üstün üstün çarptığında burası eksi 4 olur. Şimdi bölme işlemine geldim. Birinciyi aynen yazıyorum. İkinciyi ters çevirip çarpıyorum. Eksi 4 yukarıya ne diye geliyor? Artı 4. Tabanları aynı üstleri topluyorum. 3 üzeri 8 sorunun doğru çözümü oluyor arkadaşlar. Bir diğer sorudayım. Arkadaşlar eksinin çift kuvvetleri 90 çift sayı artıdır. 1'in bütün kuvvetleri 1'dir. Burası artı 1 gelir. 97 tek sayı olduğu için eksinin tek kuvvetleri eksi, 1'in bütün kuvvetleri 1. Arada çarpma işlemi var. Toplama dedik. 83 3 tek sayı eksinin tek kuvvetleri eksi, 1'in bütün kuvvetleri 1'dir. Burası da şöyle elde edilir. Aşağıya baktığınızda 100 çift sayı eksinin çift kuvvetleri artıdır. 1'in bütün kuvvetleri 1'dir. 49 tek sayı. Burayı eksi çıkarır. Önünde de işlemde bir eksi vardır. Arkadaşlar işlemleri düzenleyelim. Artı ile eksinin çarpımı eksi. 1 kere 1, 1 yazdık. Burada ise 2 işaret yan yana geldi. Zıt işaretlerin çarpımı negatiftir yazdık. Aşağı geldiğimde 2 işaret yan yana geldi. Artı 1. 1 de burada 2 yazdık. Arkadaşlar toplamda eksi 2 bölü 2 yazdık. Cevabımız eksi 1 oldu. A şıkkı sorunun doğru çözümü olur. Bir diğer sorumuz ise şöyledir arkadaşlarım. Eksinin tek kuvvetleri eksi. 1'in bütün kuvvetleri 1. 3'ün de küpünü aldı. Alayının 3. kuvvetini aldı arkadaşlar. Çarpı dediniz. Eksinin çift kuvvetleri nedir? Artı 3 üzeri 4 yazdınız. Devam edelim arkadaşlarım. Eksinin çift kuvvetleri artı 3'ün karesi yazdınız. İşleme devam eder iseniz artı 3 yukarıya ne diye geliyor? Eksi 3. 3 üzeri eksi 3 çarpı 3 üzeri 4 dedik. Böyle ortak payda 3'ün karesi yazdık. Artı ile eksinin çarpımı eksi. Tabanlar aynı, üstleri topluyorsunuz. 4'ten 3 çıkarılırsa ne kalır? 1 kaldı arkadaşlar. Bölü 3'ün karesi dediniz. 3 şundan bir tanesini götürdü. Cevabınız eksi 1 bölü 3'tür. D şıkkıdır. Sorunun doğru çözümü arkadaşlar. Evet, son sorumuzda ise arkadaşlar toplama çıkarma işlemi görmektesiniz. Matematikte toplama çıkarma işlemi ortak çarpan parantezini almak demek. 10 üzeri 19 ortak çarpan parantezini aldığınızda biliyorsunuz ki toplama çıkarmayı çarpmaya çeviriyorsunuz. İşlem etkilenmesin diye çarpmanın tersi olan bölmeyi de uygulamak zorundasınız. Ortak çarpanı aldığınız her yeri ortak çarpanına bölmeniz gerekecek. 10 üzeri 19 ile 10 üzeri 20 sadeleştiğinde burada 10 üzeri 1 kalır. Arada eksi var. 10 üzeri 19, 10 üzeri 19'u götürür arkadaşlarım. 10 üzeri 0 kalır. Yani bir bütün sayıların 0. kuvveti 1 kalır. Dolayısıyla arkadaşlarım 10'dan 1 çıkarırsanız işlem önceliği parantez içerisinde 9. Yanında da çarpı 10 üzeri 19 var. Cevabınız B şıkkıdır. Bugünlük bu iki testi çözüp çözümleri bana ulaştırıyorsunuz arkadaşlar WhatsApp'tan. Evet, dersimize diğer testlerle devam edeceğiz. Kolay gelsin arkadaşlar.